Ağaçlar gökyüzüne, yeryüzünün uzattığı şiirlerdir. Rahat olalım. İkimiz de gönlümüzce konuşalım hocam. Epik deneme olabilir mi bilemiyorum. Baya baya bir felsefi anlatı da var aslında. Hesse mesela bu kitabında o romantizminden hiç gocunmuyor. Kitaplar hakkında konuşmak heyecanlı bir şey. İlknur hocam, Bibliofil'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Siz Bibliofil'ler için hangi kitabı seçtiniz? Bugün neyi konuşuyoruz? Hermann Hesse, Ağaçlar kitabını seçtim. Evet. Şimdi her kişinin, her insanın tabii kitaplarla karşılaştığı ve onu içselleştirdiği an kendine özgü. Evet. Kitaplarla karşılaşmak ayrı bir bilinç, ayrı bir duyuş alanı oluşturuyor insanlarda. O anı denk getirdiğiniz zaman da müthiş derinlikli bir karşılaşma oluyor. İşte Hesse'nin Ağaçlar kitabı da bende böyle bir etki yaratarak başladı. Kişisel bir yönü var yani sizin tercihinizde. Çok, çok. Kitabın tasarım olarak da bende kişisel gerçekten olarak çok büyük etkili yönü var. Mesela illüstrasyonlarıyla, Hesse'nin şiirleriyle müthiş bütünleşmiş bir kitap. Gerçekten kolektifi tebrik etmek gerekiyor. Evet. Okurken o şiirselliğin içine evet, biraz sizi tasarım da sokuyor. Emeklerine sağlık. Aslında gerçekten Hesse'nin oluşturduğu 20 ciltlik eserlerinden derlenmiş bir kitap bu. Yine bir bibliofile tür tartışmasıyla gireceğim evet, ama evet, biraz tartışılası, yani daha doğrusu adlandırması zor. Ne olarak adlandırırsınız tür olarak? Yani epik deneme olabilir mi bilemiyorum. Sanki hani ben de onu çağrıştırdı. İllüstrasyonlarını da bir yere dahil etmek gerekiyor aslında kitabın. Ama deneme bence daha çok böyle didaktik bir doğa tanımlaması ya da didaktik bir ağaç sevgisi tanımlamasının ötesinde Hesse bu kitap, yani ağaçlar üzerine metinleriyle baya baya ontolojik, varoluşsal bir hem sorgulama, hem hesaplaşma, hem de kendi dünyasına, hem de insanların dünyasını derinlemesine bir dalış yapıyor. En çok bu yönüyle özgünlüğü var bence Hesse'nin Ağaçlar kitabının bu derlemi. Toplam 20 cilt eserinden ayıklanarak üretilmiş. Burada en sonunda kaynakçası da geniş bir referans var. Meraklısı herhalde bu kaynakları detaylı bir şekilde okuyabilir, bakabilir. Ağaçlar üzerine söylenecek her şeyi söylemiş gibi, bir ağaca durup bakarken aklınıza gelebilecek her şeyi Hesse yazmış gibi hissettim ben. O sarsıcı zaten. Evet. Ağaçların belleğinde oluşturduğu durumları Hesse müthiş bir şiirsellikle anlatıyor. Yani ben ilk okuduğumda kitabı, o şiirselliği beni çok sarstı. Hani az çok böyle şiire yakınlık duyan, şiirle hayatını farklı kurgulamaya, düşünmeye çalışan biri olarak Hesse'nin bu derlemesindeki bu yön beni çok sarstı açıkçası. Belleğe ilişkin, ağaçların insanların belleğinde, dünyanın tarihinde oluşturduğu belleğe ilişkin o epik anlatımı çok derinlikli geldi. Baya baya bir felsefi anlatı da var aslında. Hı. Hani müthiş bir ontolojik yaklaşımı, felsefi derinliği var metinlerinin Hesse'de. Mesela bir mekanı, bir deneyimi, bir olguyu ağaçlar sayesinde belleğine dahil ettiğini ifade ediyor. O yönü de çok güzel geldi bana, çok şiirsel geldi. Evet, ağaçların olmadığı mekanları zihnimde çok fazla tutamadığımı fark ettim diyor Hesse. Gerçekten baştan sona devasa bir ağaçlar tasviri. Özellikle romantizm esintisinin evet, olduğu kitaplarda uzun uzun tasvirleri, doğa tasvirlerini görürüz. Hı hı. Bu kitapta böyle baştan sona bir tasvir gibi, hiç bitmeyen bir ağaç tasviri gibi. Hesse mesela bu kitabında o romantizminden hiç gocunmuyor. Hı hı. Ve tüm cesaretiyle açığa sermek istiyor metinlerinde, ağaçlar üzerine yazdığı metinlerde. Çünkü çok derin varoluşsal bir kaygının eşiğinde, yani savaş sonrası, ilk başta mesela savaş gönüllüsü olarak savaşa dahil olup sonra baya baya antimilitarist bir hayat kurgusu içerisinde savaşın neden olduğu, dünya savaşının neden olduğu yıkımdan, o felaketten ağaçlara sığınarak aslında kendi metinlerini üreterek belki kendini onarmaya çalışıyor. O hissiyat var Hesse'nin Ağaçlar kitabında. Hesse 2. Dünya Savaşı'ndaki o dirayetli duruşu, savaş evet, karşı antimilitarist duruşuyla da biliyoruz. Hı hı. Hesse nasıl bir yazardır, şairdir ve ressamdır sizin için? Varoluşçu, nihilist, nasıl tanımlar, romantik nasıl tanımlarsınız?
Üçünün bileşimi bence yani. çok böyle kategorize edilmesi zor bir yazar Hesse. Ben öyle düşündüm kendimce. Ya kategorize edilmeye de ihtiyacı var mı? Çok yönlü kurgularla, çok yönlü metin denemeleriyle, çok yönlü yazınsal yarattığı uzamla yani isimlendirmek mümkün belki yapıtları yazarların. Hesse bu Ağaçlar kitabında özellikle bahsettiğiniz bütün bileşimleri belki de gösterebildiği için bu kadar derinlikli geliyor Ağaçlar kitabı Hesse'nin. Daha birçok tabii ki üzerinde düşünülmesi gereken kitabı vardır mutlaka. Ama ben özellikle Hesse'yi ağaçlar üzerinden, ağaçlar metinleri üzerinden yakaladığım için onunla devam etmek, işte ondan sonra Hesse'yi daha derinlikli keşfetmek herhalde bundan sonraki sürecim olacak benim de. Hı. Mesela bu savaş sonrası yıkımın oluşturduğu belleği yenilemek için ağaçların kutsiyetine, kutsallığına sığınıyor Hesse. Metinlerinde bunu hissediyorsunuz ağırlıklı olarak. Eğer dinlemesini becerirseniz, bu hani uhrevi ya da dini bir vaiz değil ama varoluşsal vaizdirler aslında ağaçlar insanların. Dinlemesini bilenler için diyor ama hani onlara yabancılaşmamış olanlar için diyor Hesse. Böyle bir ilişkisi var. Ağaçlara vaizler diyor. Evet, böyle bir tanımlaması evet. var. Evet. Şöyle bir yaklaşımı var. Ağaçları her türlü halleriyle çok kutsal görüyor. Tek başınalıklarıyla, süslü halleriyle, yıkılmış köklerinden ayrılmış halleriyle, orman olarak halklar gibi, orman gibi yani doğal hallerinde yaşayan halleriyle müthiş kutsal varlıklar olarak, yaratıklar olarak görüyor. Hatta Halil Cibran'ın bir dizesiydi galiba. Aynı benzer şeyi Hesse de bu kitabında söylüyor. Ağaçlar gökyüzüne, yeryüzünü uzattığı şiirlerdir diye bir ifadesi var. Hesse sanki onu doğrular metinler yazmış bu kitabında. Yalnız ağaçlar için Nietzsche ve Beethoven benzetmesi var. Orası çok ilginç. Yani kitabı okurken altını çizmek istemediğim yer yoktu. Yani bütün kelimeleri, bütün vurguları işaretlemek istedim. Mesela o yalnızlık ve ağaç üzerinden kurgusu, Nietzsche'ye vardıran kurgusu müthiş geldi bana. Tek başına duran ağaca hayranım. Yalnız insanlar gibidir onlar. Ama şu ya da bu şekilde zaafından dolayı böyle münzeviler gibi yaşayan yalnızlar değil, yalnızlaşmış insanlar gibidir, Nietzsche gibidir diyor. Tepelerinde dünyanın kendisi uğulduyor ama kökleri o uğultuya rağmen sonsuza kadar uzayabiliyor. Bu sonsuzlukta da kaybolup gitmiyorlar. Tüm güçleriyle, var güçleriyle kendilerine içkin yasayı yerine getirmek için mücadele ediyorlar. Yani burada baya baya bir varoluşsal felsefenin dinamiklerini dile getirmek istiyor. Benim algıma göre tabii başka okur başka bir şekilde bir yorum çıkarabilir bundan. Farklı okumalara açık bir kitap diyebiliriz gerçekten de. İçinde doğrudan şiirsel dedik ama şiirler de var zaten. Şiirler de var. Yer yer şiirler var, yer yer evet. yazı olarak. Birbirinden bağımsız episodlar var gibi ama o nasıl bir bütünlük sağlıyor? Bana çok bütüncül geldi. Hem bağımsız gibi hem baştan sona önce ilerliyor gibi. Önce ağaçlar üzerine her mesela Morkay'ın işte sümbül gibi kestane böyle ağacı. Kestane ağacı. Her bir ağaç türüne özgü döşemiş olduğu metinin ardından hemen illüstrasyonun gelmesi, hemen onu bütünleyecek bir şiirin gelmesi çok doyurucu geliyor. İnsanın hani insanın zihnini, yorgun zihnimi dinginleştirdi beni. Evet. Hele hele pandemi sonrası böyle köreldiğim akademik çalışmalardan böyle biraz bunaldığım, körleştiğim noktada Hesse benim zihnimi çok dinginleştirdi ve şiire tekrar yakınlaştırdı. Ağaca, doğaya tekrar yakınlaştırdı. Tamamıyla zaten hani savaş ve hani modern dünyanın insanlık üzerindeki yabancılaştırıcı etkisinin eleştirisi aslında bu. Tam da modernizmin en güçlü olduğu yıllar hem tabii. edebiyatta, sanatta evet. hem de o işte savaş sonrası yıkımla birlikte modernizmin tartışıldığı yıllarda. Bir ağacın gövdesindeki yaralardan o ağacın tarihini okuyabilmek. O ağacın yaşantısının bileşenlerini okuyabilmek. Bu da bana çok şiirsel geldi. İnsanın varoluşu da böyle. Yani modern dünya belki hepimizi savurdu, yaraladı,
bir şekilde düşürdü. Ama o düşmeler, o yaralanmalar, o felaketler, o krizler bir şekilde kendi tarihimiz, dünyanın tarihi, kişisel tarihimiz. Yine biz bütün bu dünyanın sefaletine rağmen Hesse'nin deyişiyle kendi varoluşsal gerçekliğimizi devam ettirmek için o ağaçların hani müthiş şenlikle tohumlarını toprağa saçarak işte güneşe varma güdüsüyle, coşkusuyla varoluşumuzu gerçekleştiriyoruz. O şeftali ağacı metninde söylediği gibi. Benim en beğendiğim kısım orası sanırım. Yani. Çok çok bol şeftali ağacı, çiçekli şeftali ağacı bir rüzgarla bütün çiçeklerini savuruyor. Ama o bol çiçeğine rağmen şeftali ağacının hayatının iradesinin gerçekleştiğini ifade ediyor. Ve ölüm ve yaşam arasındaki tezatlığın o şeftali ağacının yapraklarını belki böyle klişe bir romantizm gibi okumayanlar için şu anda gelebilir ama oradaki tezatlık hani yeri geldiğinde bolca çiçeklenebilmek, hayata istek duymak, yeşermek, bollaşmak ama yeri geldiğinde de ölümün gerçekliğini sakinlikle kabullenmek. Çünkü zaten hani varoluşumuzun gerektirdiklerini eğer gönül gücümüzle yerine getirebildiysek ölümü de dinginlikle kabulleniyoruz. Şeftali ağacının yerine mesela yeni bir ağaç dikmek, yeni bir ağaç çiçeklendirmek istemediğini, bunu tercih etmediğini, o bol çiçekli şeftali ağacının yerinin boş kalmasını tercih ettiğini, çünkü hayatın acımasızlığına yeniden bir bol çiçekli bir hayat, işte böyle bir ganimet sunmak istemediğini kasıtlı olarak. Hani bazı durumlarda hayatın bazı gediklerini boş bırakmak gerektiğini betimliyor o metinde. O açıdan çok ilginçti bana. İlginç geldi. Evet, kesinlikle şeftali ağacı tüm fikirlerinin de özeti gibi o bölüm sanki. Burada savaş karşıtlığı, insanın yıkıcılığının karşıtlığını da görüyoruz. Ölüm dingin ama doğal bir şekilde şeftali ağacınınki gibi bir ölüm olduğunda. Ona şeftali ağacına diyor, sana savaş uçaklarından bomba atılmadı, şeytani asitlerle yakılmadın. Çok müthiş göndermeler bunlar. İnsanlığın uğramış olduğu sefalete maruz kalmadan hayatını sonlandırdın. Bu müthiş bir onurdur senin için diyor. Evet. Yani çok derinlikli bir dile getiriş aslında bu. İnsanlığın yaratmış olduğu, insan rasyonelitesinin yaratmış olduğu o yıkıma ağaçlar başka türlü bir varoluşsal cevap üretiyorlar aslında Hesse'nin gözüyle. Yani tutunduğu dayanak noktası, tapınak gibi görüyor ağaçları aslında Hesse metinlerinde. Yani çıkarılan, benim çıkardığım sonuç en azından o. Çünkü şöyle söylüyor, eğer onlarla konuşmayabilirseniz, onları dinlemeyebilirseniz her birinizin tapınağı haline gelebilir ağaçlar. Ama onlardan böyle bir reçete sunmalarını beklemeyin. Ağaçlar size reçete sunmazlar. Hayatın kadim yasasını söylerler size. Bu kadim yasa da bir şey olmaya özelmeden ağacın kendisi gibi. Kendi varoluşsal ya da işte kendi eşsiz özelliklerinizi ortaya çıkarmak konusunda bir çabanız olursa o ağacın kadim varoluşsal özelliğini bir insan olarak siz de doğaya katmış olursunuz. Yorumu var Hesse'nin metninde. Diyor ki ağaç Hesse'ye, gücüm güvenden gelir. Yani kendi uğraşımın kutsallığına güveniyorum diyor. Yani neyi hatırlamamız gerektiğini işaret ediyor aslında. Bize modern dünyanın ya da işte bu akışın unutturduğu bir noktayı işaret ediyor. Kendi doğanızın özelliğini, işte kendi enerjinizin özelliğini, kendi uğraşınızın, kendi üretkenliğinizin özelliğini kadim bir yasa gibi kabul edin ve bunu açığa çıkarmak için dünyanın bütün sefaletine rağmen hayatınızı bu çabayla sürdürün ve sona erdirin sakinlikle öğüdü var benim çıkardığım. Hesse şöyle söylüyor, ne kadar bu hayatın zorluklarından gidip bir ağaca yakınsak da ağaç bize şunu söyler, hayat zordur ve kolaydır. O ifadesi de var. Belki bu kabulleniş belki iyi gelen şey. Çünkü ne zaman ki yolundan uzaklaştığını hissedersen bir ağaçla konuş. Ama bu yolundan uzaklaşmak şu anlamda değil. Yani
yerini yurdunu terk etmek anlamında yollara düşmek, münzeviler gibi yollara düşmek anlamında değil. Bu özlem Hesse'nin ifade ettiği çok hep böyle savaş dolayısıyla sürgün hayatı yaşadığı için ve mekanlarla da ilişkisi Hesse'nin hep sürgün olarak gittiği şehirlerin parklarındaki ya da işte evinin balkonundan gördüğü, karşılaştığı bir ağacın ona esinlediği bir dünya ile ilişki kuruyor. Ve her ağaç, karşılaştığı her ağaç Hesse'ye özlediği yerini, yurdunu hatırlatıyor aslında. Yani ağacın uğultusu, mesela ağaçların uğultusunun sesi Hesse için bir yola koyuluş işareti. Peki hocam, bu hiçbir şey anlatmıyormuş gibi görünüp de bir macera kitabı gibi akıcı okunuşunu neye bağlayabiliriz acaba kitabın? Bana öyle bir his verdi. Sonunda bir şey olmayacağını bile o tasvirleri, o anlatıyı merakla, heyecanla okuyorsunuz. Çünkü çok yalın, gündelik hayatımızda kolaylıkla burun kıvırabileceğimiz bir olguyu çok derinlemesine epik ve bir sanatçı kavrayışıyla dile getirmesi belki de çekip içine çekiyor kitapta. Peki hocam, siz varoluşsal bir okumaya uygun olduğunu söylediniz ama ben hem size hem şöyle ortaya bir soru olarak bir doğa kültür ikilemi açısından, yani Apollonik Dionizyak bir okuma ya da tabi tutulabilir mi? Bu Nietzsche'nin de başı çektiği doğa kültür çatışması, Apollonik Dionizyak çatışması bakımından. Daha çok o savaş sonrası her şeye yabancılaşmış insanın duygusunu, kültür, edebiyat, şiir, resim ya da işte onun duyusal özellikleri, yeterlikleri çerçevesinde o kopuşu onarmak için belki hani bir doğaya dönüş çağrısı değil bu. Evet, öyle bir derdi olduğunu da düşünmüyorum. Sadece kendi hayatını onarmak, kotarmak için yeni bir şiirselliğe sığınmak istiyor Hesse ve bu şiirselliği ağaçlar aracılığıyla yakalıyor. Yani o metninin dokusunu güçlendirecek en büyük varlık o an için gözlemlediği ağaçlar. Belki de hani onun derdine düşmeden, işte doğa mı kültür mü çatışması gibi hiçbir şeyi dert etmeden kendi felsefesinde, kendi yazın dünyasında tümüyle kendine özgü kavrayışıyla ele aldığı metinler diye düşünebilirim belki de. Sizi en çok etkileyen kısımlarından biraz bahsedelim. Evet. Hesse şunu söylüyor. Hani bütün heybetli varoluşumuzla, tek başınalığımızla yine de bütün o heybetimize, güzelliğimize, işte varoluşumuzun dirayetine rağmen hep öteki tarafta durana gözümüz kayar. Mor kayın ağacının o heybetli güzelliğine rağmen işte yanında olmayanlara bakışının kayması, işte o güzelliğiyle yetinmemesi, tek başınalığının büyüleyiciyle yetinmemesi, hep kendini başka diyarlarda hayal etmesi üzerinden bir metafor kuruyor. Burada işte bir de şey vurgusu çok güzel. Hani cetvelle çizilmiş parklar yerine rastgele var olmuş parklar, ormanlar ve insanların düş kurabildiği, düşler yaratabildiği mekanlar olarak ağaçların bir aradılığını ifade etmesi çok dikkat çekiciydi. Hareket ve dinginliğin uyumu mesela başlığında, yapraklarına inatla tutunmak ve bu inatla tutunmak ve yapraklarından inadı bırakarak sıyrılmak, yani bu döngüyü kabul etmek, bu dönüşüme tanıklığı kabul etmek. İşte kayın ağacının mesela çok haşin bir rüzgarda hiç istifini bozmazken çok böyle nefes gibi bir esintide tümüyle köklerinden ayrılmayı tercih etmesi. İşte bu da hayatın doğal iradesine kayın ağacının teslim olmasının gizemini belki de dokunaklı bir gösteri olarak okuduğu için Hesse bunu da dile getirmek istemiş. Bu şey gibi diyor, bu tezatlık. Bahla dolu bir kulakla dolu olmak gibi ve Sezan'la dolu bir gözle dolu olmak gibi. Bu iradeye şahit olmak ya da bu iradeyi gözlemlemek. Benim gördüğüm kadarıyla ve aktarabildiğim kadarıyla Ağaçlar kitabı hani en azından bir ölçüde merak uyandırırsa mutlu olurum. Evet evet, şöyle yorgun bir iş gününün ardından herkese tavsiye edebileceğim kesinlikle kitap benim de, çünkü gerçekten dinlendirici bir yönü de var. İyi gelen, zihni dinginleştiren ve kendi varoluşsal durumunuzu da sorgulatan bir yönü var Hesse'nin. O zaman
Her zamanki gibi okuyalım, okutalım diyelim hocam. Evet, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir diyalog oldu. Evet, benim için de çok güzel.